Son rançolar. Efendim, ligimizin bitmesine 2 hafta kala. Tabii bu 2 hafta kala ama bugün pazartesi, 13 Temmuz pazartesi. Biz bu programı saat şu an 15.22'de çekiyoruz. Akşam saat 21'de bir sürü maç var. Bu maçların sonucuna göre ligin ön tarafında durum iyice şekillenecek. İşte Başakşehir Konya maçı var. Konya deplasmanında. Denizli Trabzon maçı var. Kayseri Antep maçı var. Alt sıraları ilgilendiren Kasımpaşa Rize maçı var. Ve Yeni Malatya Beşiktaş maçı var. Hem alt sıraları hem üst sıraları ilgilendiren bir sürü maç var bu akşam. Bu maçlardan bağımsız olarak 32. haftayı bitirdik. Bu maçlar çok önemli. Ama 32. haftada Fenerbahçe Galatasaray oynadı. Ayrıca hafta içi gelişmeler oldu yabancı sayısıyla ilgili. Ligin bu bahsettiğimiz takımlar 31 maç, diğer takımlar 32 maç oynamış şekliyle ki halini konuşmaya başlamak üzere son roundu. Hoş geldiniz. Ali Ece ve ben gene sizin karşınızda olmaktan cidden buna samimiyetle inanın son derece mutluyuz. Sizin hepinizi çok seviyoruz. Alttaki yorumlara da yorumlarınızı yazıyorsunuz. Biz de zaman zaman bakıyoruz. Hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Böyle de bir girizgah yaptım. Ne olacak bu Fener'le Galatasaray'ın hali diye soruyorlar. Ona da bakacağız artık. Şimdi Fenerbahçe'den başlayalım. Başla. Neden dersen Galatasaray bölümü daha uzun sürebilir. Bilmiyoruz gidişata göre. Çünkü bekliyoruz da Galatasaray'da klima. Bazı gelişmeler klima. Olabilir. Klima istiyor beyefendi. Mesela klima. Bazı gelişmeler derken? Bekleyelim işte olacak mı olmayacak mı? Her an diyorsun. Her an bekleyelim. Şimdi program başlayalım. Evet. Fenerbahçe yapalım. Beşiktaş da yapalım. Beşiktaş'ın maçı daha oynanmadı. Yeni Malatya Spor maçı. Tamam. Ama hep pazartesiye denk geldi. Konuşamadınız. Beşiktaş bölümü yapacağız ayrıca. Bir dahaki sezon için en azından. Tabii ki bir Trabzonspor konuşacağız. Başakşehir'le beraber şampiyonluk yarışını. Şuradan başlıyorum. Maç yazında Habertürk'te her zamanki gibi iyi bir yazı yazmışsın ama en çarpıcı yeri şu. Bunu benden başka acaba ben mi böyle görüyorum dedim. Her seferinde orta sahanın sağında başlatılan aslen santrafor oynayan Yatabare. Yani işte almış Rıza Çalınbay Hoca. Kone'yi ve koşucu santrafor olarak koymuş. Niye? %99 şu yüzden. Nasıl olsa Fenerbahçe'de böyle yazılı olmayan bir kural var. İki stoper görevi alacak kişiden biri kesinlikle stoper olmamalı. Orada koşucu santraforda bu... Birini götürsün. Birini götürsün, diğerinde icabına bakarız diye. Tabii. Maç boyu 3 kez Yatabare, orta sahanın sağından içeri doğru geldi. Santraforunun biraz gerisinden her seferinde kafayla indirdi. Hadi birinde Gustavo için deriz ki ya Gustavo da kardeşim o kafa toplarında... Bazen de üstünlük kuracak kapasitede bir oyuncu. Güzel. Diyelim ki kuramadı. Yani kötü bir günündeydi diyelim Gustavo. Yani Fenerbahçe de hemen arkasında kademede stoper bu. Hava topunu biz alamayabiliriz. Ben ona göre pozisyon alayım. Ben Ozan Tufan'ı en ufak eleştirde bulunmayacağım. Ben artık Jailson'a da eleştirde bulunmayacağım. Çünkü o hafta içi maçı vardı ya stoperde başlayıp. Herhalde Fenerbahçe tarihinde bir oyuncunun stoperde görev yaparken ki en kötü performansıydı o Gençler Birliği maçındaki Jailson. Daha kötü stoperler gördük canım. Daha kötü stoper gördük ama daha kötü stoper oynayan görmedik. Jailson stoper değil zaten anlatabiliyor muyum? Yani Rıza Çalınbay bu şekilde maçı kazandı ve yazında söylediğin bir başka noktaya da altını çizerek sana öyle paslamak istiyorum. Demişsin ki Sivas Spor bu sezon daha iyi takım. Evet. Fenerbahçe tabii ki daha büyük kulüp. İtirazımız yok. Bunu Sivas Spor... Futbolcuların hepsi de söyler. Teknik direktör Rıza Çalınbay da söyledi bunu. Zaten Sivas Spor futbolcular da bu büyük takımlara transfer oluyorlar. Ama Sivas Spor Fenerbahçe tarihsel büyüklüğünün yarısı kadar büyük bir takım değil şu andaki çok futbolcuların güzel. Oluşturduğu. Seninle program yapmayı işte bu yüzden seviyorum. Çünkü benim aklıma gelmeyen şeyleri daha basit kelimelerle çok güzel anlatabiliyorsun. Şimdi arkadaşlar, yazıda da bahsettiğim, bu programda da sıklıkla konuştuğumuz bir konu var. Şimdi koskoca Fenerbahçe. Ya koskoca Beşiktaş, işte koskoca Galatasaray, işte yılların Trabzonspor'u, bilmem ne. Bu işler, bu tarihsel büyüklükler her zaman var olacaklar. İsterse bu takımlar 50 sene daha şampiyon olmasınlar. Tarihsel olarak büyüklükleri kalacak. Ancak artık bu büyüklük kökenden gelen, tarihten gelen, taraftar sayısından gelen büyüklük sahaya eskisi kadar yansımıyor. Şu lafın raf ömrü doldu. Ya bunlar büyük takımlar, bu takımın forması ilk üç oynar. Oynamaz abi. Yani forma eskiden ilk üç oynuyordu. Orada forma dedikleri şey şuydu. Hakem sana daha çok çalar. Rakibi orta sahaya geçirttirmez. Ya bu gerçekti yani. Metin Tekin
Yıllar sonra anlattı bunu. Ben Beşiktaş'ta oynarken ya bunlar hiç orta sahaya bile gelemiyorlar. Ne kadar kötü takımlar diyorduk diyor. Anadolu takımında oynamaya başladım anladım. Manspor'da oynadı. Askerlik sebebiyle. Anladım diyor. O zaman anladım diyor. Geçirtmiyor hakemler diyor. Eskiden öyleydi. Formayla sahaya çıkardın. Hakem seni ezerdi. Büyük takım küçük takım her zaman yerdi. Taraftar baskı yapardı. Ha hu medya şu bu. Küçük takımınla büyük takım arasında ciddi mali fark vardı. Zaten doğru yabancı sınırı vardı. İki tane yabancı vardı. Adam iki tane iyi yabancıyı bulana kadar bir göbeği çatlıyordu. Çok çok iyi 2-3 tane Türk futbolcuyu anında çıkartması çok zordu. Çıkarttığı zaman zaten Eskişehir Spor oluyordu. Değil mi? 3-4 tane iyi Türk futbolcuyu çıkarttığı zaman. Şimdi öyle değil abi. Şimdi örnekler mesela arada Kocaeli Spor şampiyonu evet. Oynadı. Sivas Spor şampiyonu. Tabii. Bursa Spor şampiyon oldu. Bursa Spor'un şampiyon takımın yerli oyuncuların hepsi gitti sonra. Tabii. Neredeyse hepsi. Yani iyi sezonlar geçirdikten sonra büyükler saldırıyorlar, futbolcuları alıyorlardı. Dolayısıyla Sakaryaspor mesela. 4'ü birden Fener'e geldi ya. Ya zaten 4 tane de yani 5 tane iyi futbolcu vardı, 4'ünü Fener aldı. 5. de Kemal Yıldırım'dı. Bir tek onu almadılar, o da hani yaşlı ileriydi diye. O da hayatı boncu iyi futbolcuydu. Gençler bile saygısı hep bir sürü yerde iyi futbolcu oynadı tabi. Futbolumuzun Evliya Çelebi'lerinden birisiydi. Çok iyi oyuncudur ama yani. Evet. Yani dolayısıyla o, artık bu çamlar bardak oldu. Çetin, Aykut Kocaman, Serdar Toprak ve Turan değil mi? Serdar ve Turan. Serdar Şankaya ve Turan Sofoğlu. Abi bizim zaten mahalledeki berbere geliyordu oradan biliyorum. Sonra Engin o takımın kalecisi evet, Engin kalecisi. Abi Beşiktaş'a geldi. Beşiktaş oradan. Oradan Fener'e geldi. Bir Kemal Yıldırım kaldı işte yani. Bu arada bir Nezih'in de Sakaryaspor'da oynamışlığı var. Tabii. Yani artık o çamlar bardak oldu. Artık VAR geldi, VAR. Bir. İkincisi televizyonlarda hakem eleştirisi geldi. Artık küçük takımı ezeyim, büyük takıma çalayım o işler bitti. Seyirciyle baskı yapayım, ha hu yapayım filan. O çok kısmen kaldı. Kısmen. Çok sınırlı sayıda kaldı. Bilhassa Galatasaray stadında Galatasaray taraftarı onu iyi yapıyor. Ama sınırlı sayıda kaldı yani. Abi artık iyi takım değilsen kimseyi yenemiyorsun. Fener'in büyüklüğü Sivas'a yeter. Yetmiyor abi. Yetmez yani. Bu sene Sivas senden iyi takım. Zaten o yüzden adam üçüncü abi. Bu sene Sivas Beşiktaş'tan da iyi takım. Galatasaray'dan da iyi takım bu sene. Sivas Spor'dan kaç oyuncu Fenerbahçe'ye alırsın ki? Mert Hakan. Mert de Emre'yi hemen alır. Emre alamadık. Emre gitti tamam. Galatasaray'a. Ama transfer de istedi ama Emre Belözoğlu değil mi Emre Kılıç? Aradaki farkı göstermek için söylüyor. Şimdi bir de yani hocası var, başkanı var, yönetimi var. Adamın bir kere iki tane stoperi var abi. Caner Osman Paşa ile Apindangoye. Apindangoye. Sonunda o kadar iyi oynadı ki yani zorlu soyadını öğretti bize. Yani bu Apindangoye ile Caner Osman Paşa sene başından beri oynuyor abi. Söyleyemedim ya. Sene başından beri. Bak Sabek de iyi oyuncu. Goyano. Fernando iyi oyuncu abi. Şimdi bu takım istikrarlı bir düzende gidiyor. Bu arada bu Hakan Aslan da iyi oyuncu. Hakan Aslan da iyi. Fatih Aksoy da iyi. O da bir şey söyleyeceğim. O da böyle Kemal Yıldırım örneğin vardı ya Sakarya'daki. Evet. O da yaşa tıkılıyor işte. Tabii. Yoksa onu da alırsın. Yoksa 27 yaşında olsa o da kapışılacak bir oyuncu olurdu. Şimdi o zaman abi saygı duyacaksın. Adam seni ikinci yarıda oynamadan yendi abi. Bak ikinci yarıda oynamadı yani. Seni zorlamadı ikinci yarı. Bekledi. Açamadın da pozisyonun yok. Allah yarın 92. dakikadaki kafa vuruşundan başka. Pozisyon bulamadın yani. Şimdi o zaman oturacaksın, düşüneceksin. Diyeceksin ki ya tamam ben büyük takımım da ben biraz daha düzgün kadro yaptım. Bir tek kadro da yetmiyor. Şimdi bu takımlarınızı açalım mı gitsin. Bir tane hoca gelsin. Aynı takım kalsın Mert Hakanlar, Emreler. Sivas da düşer. O bir hoca istikrarı da var. Bir ligi tanıma da var. Toplam bir değer yükselişi var. Değer yükselişi. Fenerbahçe'de de bir değer düşüşü var. Ya Deniz Türüç mesela dünkü kadar kötü oynadı mı hiçbir zaman hiç hatırlamıyorum. Golü attı ama çok kötü oynadı çocuk. Çünkü genel olarak bir değer düşüyor yani. Hala millet diyor ki Hasan Ali'nin orta yapmasını bekledik. Hasan Ali iki tane orta yaptı abi. İkisi de Vedat'a atamadı Vedat. Ama işte sen artık o Hasan Ali'yi görmek istemiyorsun. O değer düşmüş. Evet bitti. Böyle 15'te bitti. Hatta bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'deki en iyi hücum aksiyonlarından bir tanesi. Çünkü hem sıfıra indi hem çok iyi orta yaptı evet. Vedat'a. Ya sıfıra hayır. İnmesini yani uzaktan yaptı. Vedat atamayınca abi ne yapacak çocuk? Şimdi hadi o da değil. Yani Hasan Ali kalsıncı değilim ben. Tam kalmazsa kalmasın. Peki gitsin. Ama bu oyuncuların genel olarak toptan olarak değeri düşüyor. Şimdi Ozan Tufan'a bile gitsin diyorlar. Ya sen Ozan Tufan gibi sağ bek oynayan, sağ ön oynayan, orta sağ oynayaması muhtemel, yedek kalsa sorun çıkarmayacak oyuncu nereden bulacaksın ya? Hala satma potansiyeli. Ama niye? Değer düşüyor. Ulan bunlar sen bu takımla aynı kadroyla ligin
19. haftasında 1.9 oranla en büyük şampiyonluk adayıydı. Demek ki neymiş? Orada da takım iyi giderken toplam bir değer yükseliyordu. Bir tek max kurusu yok o günden bugüne. Şimdi o değer düştü artık. Genel bir kötüleşmenin içerisinde herkes değersizleşiyor. Bu da yanlış. Ama kadronun takviyeye ihtiyacı olduğu da kesin.